İsmim Erman, soyadım Erdem. Kırtasiye şehriyle uğraşıyorum yaklaşık 11 yıldır. Kayseri'nin merkezinde bir yerdeyiz. Okulların açılması sadece kırtasiye sektörünün değil, birbirine bağlı birçok sektörün artık yani harekete geçmesini sağlayacak. Örnek görüyorum, bu sadece bizi düşünmeyin, kantinciler de olsun, servis arabaları, hatta kıyafet satanlar da olsun. Herkeste bir şey olacak, bir hareketlilik olacak. Bu sadece benim açımdan değil, ülkemin ekonomisi açısından çok artı bir değer katacak. Onun için okulların bu sene özellikle ne olursa olsun şartlar gerekli tedbirler alınarak açılması gerekiyor. Aksi halde sadece kırtasiye sektörü değil, bizim sektör değil, birçok sektörde çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Ekonomik bunalım ortaya çıkar. Dolayısıyla tedbir alınacak, okul açılacak. Ayrıca bir de bunun eğitim kısmı var, eğitim boyutu var. Öğrencilerimizde malum biliyorsunuz, özellikle birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencileri, birinci sınıfa başlayanlar için okulların açılması çok önemli. Onların eğitim açısından, gelecekteki eğitim açısından. Dolayısıyla eğitim açısından da okulların açılması gerekiyor. Üniversiteler için de, üniversitelerde öğrenciler daha büyük olduğu için gerekli tedbirleri rahat alacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla onların kesinlikle açılması gerekiyor artık. Dolayısıyla hem ekonomik açıdan hem eğitim açısından, ülkemizin geleceği açısından ciddi tedbirler alacağız. Hepimiz duyarlı olacağız ve bu duyarlılığın ötesinde devlet kurumlarda bizim ihtiyacımız olan hem eğitim sektörünü açacak hem de bizim yolumuzu açacak. Bu şekilde. Alternatifimiz yok. Öncelikle satışlarımız tabii ki normal seyrinde giden süreç içerisinde değerlendirecek olursak düştü. Hem de çok ciddi anlamda düşüş oldu. Atıyorum yani normal ciromuzun yaklaşık yapmamız gereken cironun %15 kadar ciro yaptık. Bütün arkadaşlar öyle. Tabii kapanmalar da oldu bu süreç içerisinde. Öte yandan sadece kırtasiye sektörü değil, bu pandemi bütün dünya ekonomilerini etkiledi ki bizim ülkemizin ekonomisini de çok ciddi anlamda etkiledi. Sadece kırtasiye anlamında düşünmeyelim. Birçok sektörlerde de artışlar oldu. Kırtasiyede de artışlar oldu ama şöyle söyleyeyim. Büyük bölüm arkadaşların düşünceleri şu. Ben kendi adıma da söylüyorum. Mesela ellerimdeki stoğu, elinde stok olan ürünlere böyle fiyat artışı yapmadım. Yeni aldıklarımı mecbur yapıyorsun. Dolayısıyla diğer arkadaşların da hem bir canlılık katması açısına hem de ellerindeki stokları bitirmek açısına bence çok ciddi artışlara gitmemeli. Ha, yeni alınan ürünlerde yapacak bir şey yok. Ama özetle şöyle söyleyebiliriz. Bütün sektörlerde olduğu gibi kırtasiye sektöründe de bir artış oldu. Zincir marketlerin bu süreci değerlendirmesi hiç hoşumuza gitmiyor. Şundan dolayı gitmiyor. Öncelikle halka sundukları ürünler kaliteli ürünler değil. Öte taraftan da şöyle düşünün. Yani sizin için çok önemli bir sezon içerisinde yani getirip ürünleri piyasada adı duyulmayan ürünlerle bir de reklamlarla halka bu ürünleri sunuyorlar. Bu çok hoş bir durum değil. Bunun için devletimizin özellikle hükümet yetkililerinin bu konuda bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Gerekli tedbirler alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü aksi halde birçok esnafın sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyor. Yani belki temizlik malzemeleri şunlar bunlar satıyorlar ama artı yani o kadar ilerlettiler ki telefonundan tutun neredeyse beyaz eşyaya kadar gidecekler. Bence bunun için devletimizin gerekli önlem alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hatta bazı şehirlerde onu da söyleyeyim size, bize Kırtasiyeciler Platformu diye platformumuz var, orada arkadaşlarla yazışıyoruz. Bazı şehirlerde belediyeler sanırım alıyor kararı, yanlış bilgi vermeyeyim. Belediyelerin aracılığıyla bu marketlerin kırtasiye ürünlerini satması bir şekilde engelleniyor. Dolayısıyla biz ticaret odasından da esnaf kefalet odasından da bu konularda tedbir alması için hükümete baskı yapması gerektiğine inanıyoruz. 18 aydır bir pandemi dönemi yaşıyoruz bildiğim kadarıyla. Bu süreç içerisinde ekonomik olarak çok ciddi zarar gördük. Hükümet belli noktalarda destek olmaya çalıştı ama bu destekler yetersiz kaldı. Yeni tabii bu süreci birlikte atlatmak için hepimizin, şu an ben siz maskelisiniz, ben maske de takmıyorum, belki sen niye takmadın diyebilirler bunu görenler. Fakat maske mesafe kurallarına uyalım. Gereken tedbirleri hepimiz alalım. Ondan sonra artık her şeyin normal seyrine dönmesini istiyorum. Bütün temennim bu. Az önceki konuşmanın başında söylemiştim. Bu niye önemli? Bir, çocuklarımızın eğitim açısından önemli. İkincisi de unutmayın, bu kırtasiye sektörüyle alakası yok. Bütün sektörleri etkileyecek bu süreç. Dolayısıyla hepimiz için, yani o fiyatların yükselmesi de halkın zararına, hepimiz için zarar. Dolayısıyla tedbir alalım ve artık bu süreci hep beraber atlatalım istiyoruz. Bütün temennimiz bu. O şeyleri özledik. Güzel günleri özledik. Hükümetin söylediği ya da yetkililerin söylediği diyelim, kurallara uyalım, ona göre de bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatalım istiyoruz. Temennimiz bu.